Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programına bir kez daha hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günleri sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Canlı yayında karşınızdayız. Manisa Medya TV ekranlarında 73 ülkeden yayın yapan, izlenebilen televizyon kanalımızda her hafta cumartesi günleri sizlerle birlikteyiz. Bugün yine 3 değerli konuğum var. Onları biraz sonra zaten tek tek tanıyacağız. Canlı yayın numaramızı hemen vereyim size. 0236 302 40 30 0236 302 40 30 telefon numarasını arayarak canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Hemen konuklarıma geçeyim. Yanımızda zaten tüm Türkiye'nin tanıdığı değerli ilahi sanatçımız Selahattin Pala bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum Hakan Bey. Allah razı olsun. Selahattin Bey'in yanında Aşık Turabi ismiyle tanınan, kendine has tarzıyla herkesin çok sevdiği bir isim. Çeşitli televizyon kanallarında da onu sıkça izledik. Aşık Turabi Erdoğan Aytan, şairimiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ve hemen onun yanında da değerli neyzenimiz, bugün bize ney ziyafeti verecek, Mustafa Deneç. Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Evet, önce bizleri İstanbul'dan kırmayarak yayınımıza katılan değerli konuğumuz, değerli ilahi sanatçımız Selahattin Pala, Selahattin Bey'le başlayalım. Evet Selahattin Bey, İstanbul'dan geldiniz. Nasıldı yolculuk? Ben öncelikle size de çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan nezaket göstererek bizi programımıza davet ettiniz. Allah razı olsun. Ayrıca böyle güzel bir Ramazan akşam iftar sofrasını bizlere açan gerçekten çok sıcak arkadaşlar, Medya TV çalışanları. Hemen dost olduk kendileriyle. Evet. Sofralarını açtılar, güler yüzlerini gösterdiler. Onlara ben teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Manisa'ya biz selamlar getirdik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hocam, geçen sene bazı televizyon programlarına konuk olmak için ben de çok gittim geldim İstanbul'a. Çok yoruyordu. Evet. Siz de yoruldunuz mu hocam, yoksa bizle görüşeceğiniz için yorgunluk falan olmadı? Estağfurullah. Kısmen tabii yorgunluk oluyor Ramazan ayı evet. için. Sağ olun. Kırmadınız. Ama sizin bu güzel ilgi alakanız, bu güzel yüzünüz bizim yorgunluğumuzu haliyle gidermiş oldu. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hocam, zaten sizi tanıyanlar tanıyor ama tanımayanlar da mutlaka vardır. Kendinizi şöyle tanıtarak Manisa Medya TV ekranlarında izleyicilerimize kendinizi tanıtarak programımıza başlayalım. Hakan Bey, herhalde en zor soru budur. Yani bir insanın kendini tanıtması kadar zor bir şey yok herhalde diye düşünüyorum. Ben onun için çok kısa olarak 1973 doğum Erzurumlu olduğumu ifade edeyim. İstanbul'da oturuyorum. İlahi ve tasavvuf alanında ulusal 5 albümümüzle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Fazla daha bu kadar herhalde yeterli. Diğerlerini geçeceğiz zaten biraz sonra. Evet. Albümleri tanıyacağız. Sizden güzel ilahiler alacağız. İnşallah. Evet. Aşık Turabi, Erdoğan amca. Hoş geldin programımıza. Bizleri kırmadın. Teşekkür ederim. Senin de yeni bir kitabın çıktı Erdoğan amca. Aşk Evinin Gül ve Diken Bahçesi diye. Biraz sonra zaten bu kitabımıza da değineceğiz. Peki sen kendini nasıl tanıtırsın Aşık Turabi? Gül ve diken deyince her şey malum oluyor zaten. Tabii bunlar aşk evinin mahsulü. Gülü de var, dikeni de var. Herkes bunu katlanacak yani kokusunu almak için dikenini katlanacağız hep beraber. Peki Aşık Turabi kimdir? Bize bahseder. Aşık Turabi 1935 doğumlu. Kırk Ağacı Öbeş köyünde oturuyor. Çiftçilik yaptık. Ziraat işleri, pamuk, tütün, kavun falan. Bu yaşımıza kadar devamlı uğraştık. Ziraatla ve gıda maddesi dükkanım vardı. 1970'li yıllarda biraz yazmaya başladım. İşte oradan buradan derken bugünlere geldik yani. Erdoğan amca, 336 sayfalık bir kitabınız var. Yani böyle her şair ya da her yazar bu kadar sayfası çok bir kitap hazırlamaz.
Ama siz maşallah 1970 yılından bugüne kadar olanları derlediniz galiba, değil mi kitabınıza? Hayır. Üç tane daha var, basılacak. Onlara zaten geleceğiz biraz sonra. O zaman hemen değerli neyzenimize doğru dönelim. Evet Mustafa Bey. Aslen Manisa Akhisarlıyım. 40 yaşına kadar İstanbul'da zamanım geçmiş oldu. 1,5 senedir sadece müzikle bu bölgede bu işle iştigal ediyorum. Neyzenlik sizce bir meslek olarak mı yapılmalı yoksa bir hobi olarak mı yapılmalı? Siz buna meslek olarak mı başladınız yoksa bir hobi olarak mı? Çünkü herkesin yapamadığı bir şey yani. Biz iş icabı, gümüş atölyemiz vardı bir dönem çalıştırdığımız. Parazvaneyle, neyle, neyzenlerle tanışarak işin içine girmiş olduk. Daha sonra o sesle beraber, yani onları düşünmeden, yani hobi mi olur, iş mi olur onu düşünmeden başladınız. Şu an kendisi zaten çekmiş oldu ve sadece müzikle ilgileniyorum şu anda. O zaman değerli hocamdan bir ilahi alarak programımıza şöyle bir başlayalım. Bizim tabii ki sizinle yaptığımız bir liste var. Sizin. Evet. Çünkü 5 albümünüz var. Biraz sonra bunları da konuşacağız. Evet. 5 albümün içinden derledik, toparladık. Güzel bir liste yaptık. Manisalılara da bugün ilahi ziyafeti yaşatacağız. Söz ve bestesini Osman Öztuncu'nun yaptığı evet. Değerli sanatçı abim, ona da buradan selamlar gönderiyoruz. Şehitler Ölmez son eserinde. Son albümde okuduk. Şehitler Ölmez eseri Osman Öztuncu abimize ait. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı gönderiyorum inşallah. O zaman bütün şehitlere bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlara, ailelerine sabır diliyoruz. Onlara gönderiyoruz. Buyurun hocam, o zaman Şehitler Ölmez ilk eserimizle başlayalım. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse opak allı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim, gel seni tarihe desem sığmazsın, sığmazsın.
ölür, düşman ölür, şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez. Dost ölür, düşman ölür, şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez. Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah. Gerçekten bu türküyü çok çok önceleri de dinledik ama siz ayrı bir renk katmışsınız. Gerçekten. Ağzınıza sağlık tekrar. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın hocam, Facebook adreslerimizden de bizlere ulaşabilir izleyicilerimiz. Gönülden Düşenler programı Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Zaten şu anda da çok sayıda mesaj geliyor. Onları da biraz sonra okuyacağız. Hocam, neyzenimiz bugün programımızda bizi yalnız bırakmadı. Mustafa Deneç, kendisi Akhisarlı. Israr ettik, kırmadı bizi, geldi. Şöyle bir bizlere eserlerinden şöyle bir resital sunsa. Güzel olmuş tabii. Kendi eseriniz var mı öncelikle mesela? Şimdi yeni yeni denemeye başladım. Küçük enstrümantal çalışmalar var. Onlar da. Siz bir de böyle tanınmış müzikleri de neyle çalabiliyorsunuz değil mi herkesin? Sanat müziği, işte sevilen enstrümantal eserler, mesela, kendi çalışmalarımız, hepsini yapmaya çalışıyoruz. O zaman alalım sizden bir eser mesela. Ne alabiliriz? Mesela herkesin bildiği böyle Türk sanat müziği. Şiirler okuyacaksınız değil mi? Onlar, sırada... o farklı. Sizden şöyle bir kısa da olsa bir fasıl, bir yani. Fasıl alalım. Fasıldan. Ben ufak bir taksimle beraber. Tamam. Yani kısa da olsa olur. Biraz sonra şiirlerde zaten alacağız. Thank you.
ısrarlı bir Ahmet abimizin yazmış olduğu birkaç söz vardı. Onun üzerine böyle bir enstrümantal çok ayrı bir sanat şey yapmış olduk. Herkesin yapamayacağı bir şey hocam. Biraz sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bir telefon bağlantımız varmış. Alo. Alo. Erkan Girgin, Manisa Kırkağaç'tan. Hoş geldiniz programımıza. Alo. Alo, televizyonun sesini biraz kısalım. Ne yaptınız Hakan Bey? İyiyiz Allah aşkına. Evet, buyurun. Televizyonun sesini biraz kısalım, daha iyi anlaşırız o zaman. Hoş bulduk. Hakan Bey, nasılsınız? Erkan Bey, televizyonun sesini biraz kısalım. Kıstım. Telefondan daha iyi anlaşırız. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz tamam, öncelikle. Tamam, kıstım Hakan Bey. İyi, Allah'a şükür. Nasıl gidiyor? Kıstım. Nasıl gidiyor Ramazan? Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sizin sesiniz gelmiyor mu? Telefondan dinleyin Erkan Bey bizi. Telefondan. Sizin ses gelmiyor Hakan Bey. Şimdi nasıl? Geliyor mu sesim? Sağ ol. Size de hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Üç değerli konuğum sesin var. Sesiniz gelmiyor Hakan Bey. Sizin sesiniz gelmiyor. Hatta bir problem var. Erkan Bey biraz sonra tekrar bağlanırsa devam edeceğiz onunla. Evet hocam, albümleriniz 5 tane demiştiniz. Albümlerin ilk albümümüz ne zaman çıkmıştı? Onlardan bahsedelim isterseniz. İlk albümümüz 2005'te çıktı. Semerkant yapımında çıktı. Affet İsyanım diye bir albüm. Onu getiremedik. Sonra Nadir Bey ile tabii tanıştık. Buradan ben Nadir Bey'e de selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Albümlerimizde bize bayağı desteği oldu. 2007'de Mekke ile Medine albümümüz çıktı. Sonra yine 2009, yaklaşık 2 yılda bir albüm çıkartma durumu oldu bizde. 2009 yine Nadir Bey'in imzasıyla, Nadir yapımla Ravzası'nın önünde albümümüz çıktı. Sonra en son çıkan albümümüz? En son çıkan albümümüz Unutmadım albümümüz. Yeni o da 2013'te çıktı. Yani evet. Yeni çıkmış geçen evet, sene. Evet, yeni çıktı. Hamdolsun böyle çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Hocam şimdi eskiden albümler, CD'ler çıktığı zaman satış oranları güzeldi. Çok önemliydi ve çok büyük geçim kaynağıydı sanatçılar için. Ama şimdi artık internet bu işi biraz bozdu. Sizde de böyle bir sıkıntı var mı? Satış oranları mesela nasıl? Memnun musunuz? Yoksa korsan yayınlar, internet büyük darbe vuruyor mu? Yani. Zaten o bir dert zaten. Korsan yayındır, internettir. Aslında ben bir geçim için bunu aslında yapmıyorum zaten. Bu bir hizmet doğrultusunda bunu yapıyoruz. Evet. Ama şu bir gerçek ki artık şimdi daha albümler artık para etmiyor, artık satış yok. Birçok arkadaşla görüşüyoruz, muhabbet ediyoruz bu konuda. Sanatçılarımızın tabii dert sıkıntılar, yandığı büyük bir dert. Herhalde geçimini bu yoldan da giderenler için de büyük bir sıkıntı gerçekten. Ama şimdi ne yap? Tabii gündelik olmak lazım, güncellenmek lazım. Yeni eserler ortaya koymak lazım. Yani albüm satılmıyor diye yan gelip yatmamak lazım tabiri hocam, caizse. Hocam devam edeceğiz. Bir telefon bağlantımız daha varmış. Bekletmeyelim izleyicimizi. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Himmet Şahin İstanbul'dan arıyor. Değerli bir abimiz. Himmet abi hoş geldin programımıza. Hayırlı Ramazanlar. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Hamdolsun Hakan abi. Uğraştık biraz yine aynısıydı. Şükürler olsun Ramazan'da sıcaklarla uğraşıyoruz. Himmet abi sağ olsun. Her programımızda arıyor. Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmıyor. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor Ramazan Himmet abi? Hamdolsun. Rabbim bir kolaylık veriyor. Yani İstanbul bayağı sıcak ama yine de serin havayla bitirmeye çalışıyoruz Ramazan inşallah. 3 tane değerli konuğumuz var bugün. Evet, evet. İlahi sanatçımız Selahattin Pala. O da İstanbul'dan geldi. Zaten tanırsınız onu büyük ihtimalle. Evet, orada. Evet. Evet, çok güzel sesi var. Dinledim biraz önce, ilahisini de dinledim. İnşallah her zaman görmek isteriz ekranlarda da o arkadaşlarımızı. Diğer ne çalan arkadaşımızı, efendim, şair arkadaşımız olsun.
Yani daha sık görmek isterim sizin programınızda. Nereye cümlede değil de daha haftada iki seviyede inşallah görmek isteriz. Yani devamlı hayranınız diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Aradığınız için sağ olun. Herkese çok olun. Selamlar bütün İstanbul'a. Aleykümselam. Allah'a emanet hayır, olun. Görüşmek üzere. İnşallah hayırlı akşamlar. Sağ olun, hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir reklam aramız varmış. Az sonra reklamlardan sonra beraberiz. İster ağla, ister uyu bebeğim, yüreğime kundakladım ben seni. Yakacaksan yak da kurtul ne deyim, ateş diye, ateş diye kucakladım ben seni. Bilemezsin, bilemezsin can yakmaz ki bilesin, ağrı sızı bırakmaz ki bilesin. Yara açmaz, kan akmaz ki bilesin. Gözlerimle, gözlerimle bıçakladım ben seni. Mektup yazdım baharına yazına. Gölgeden çık, güneş doğsun hazzına. Kilit vurdum gecelerin ağzına. Rüyalara yasakladım ben seni. Gönlümü vermişim güle ne hacet? Daha başka bir gönüle ne hacet? Altına, elmasa, tüle ne hacet? Şefkatimle, şefkatimle duvakladım ben seni. Altına, elmasa, tüle ne hacet? Şefkatimle, şefkatimle duvakladım ben seni. Şefkatimle duvakladım ben seni. Abdurrahim Karakoç'a ait. Evet, çok güzel bir şiirmiş gerçekten. İster ağla ister uyu bebeğim, yüreğime kundakladım ben seni. Allah rahmet eylesin. Yakacaksan yak da kurtul ne deyim, ateş diye kucakladım ben seni. Hocam herkes yazamaz değil mi şiirler? Kesinlikle ya. Aşk olacak, muhabbet olacak, dert olacak. Abdurrahim Karakoç'ta. Sözler güzel olsun. Gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden şairlerimizden biriydi. Evet. O zaman Aşık Turabi'den bir şiirle devam edelim hocam. Sonra sizden bir ilahiyle programımıza devam edeceğiz. İnşallah. Evet, Erdoğan amca, Aşık Turabi ismiyle tanınan bir isimsiniz. Mikrofonu verelim Erdoğan amcaya. O zaman Mustafa Bey neyiyle bir fon müziği yapsın. Hem neyi dinlemiş olalım, hem Aşık Turabi'den. Erdoğan amca hangi şiirle? İster misiniz? Bakan olmadı. Bakan olmadı şiire. Evet. Ya önce bir dönüp bakan olmadı yani. Hemen bir fon müziği alalım. Ne olarak? Gittiğim yollarda evet. Çok iz bıraktım.
Öksürdün, tıksırdın, duyan olmadı. Ben benimle gezdin, benden bıraktın. Hacı hoca oldun, uyan olmadı. Işık yaktın, ateş yaktın, soğukta. Zemheri gününde elma soyup da. Dağıttım alemi öne koyup da. Ağladım, sızladım, alan olmadı. Kusuru var mıdır aramam için? Eğriyi, doğruyu soramam niçin? Gözlük oldum, dürbün oldum dost için. Verdim her bir cana takan olmadı. 45 yıl yıkandım Ebu Zemzem'le. Kısrak gibi koştum damaklı gemle. Tuttular beni de arpayla yemle. Ayna olduğum dönüp bakan olmadı. Gariplik var bende uzaylı gibi. Bir kuyu kazsam görünmez gibi. Su doldurup versen koparır ipi. Peteksiz bal oldum yutan olmadı. Irmaklarla gittim dere göründüm. Kör yılan gibi hep yerde süründüm. Nurlara gark oldum siyah büründüm. Okyanus gibiydim dalan olmadı. Turabi sözünde sönmez ateş var. Buzdağını eritir şu kıvılcımlar. Vallahi bilmezler, körler, sağırlar. Nurlu ateş oldun, yanan olmadı. Erdoğan amca. Evet hocam. Şiirler güzel oldu ya. Şiirler, ilahilerle evet, programımıza evet. Devam edeceğiz. Ramazan'ın güzellikleri değil mi? Size de zaten programımıza da yansımış uzak maşallah. Değil. Ney? Ney bize de uzak değil. Tabii evet. İlahilerde de yer çok biliyorum. Denedim ama bir türlü sesini çıkaramadık Hakan Bey. Herkesin ayrı bir sanatı var. Ayrı bir sanat. Bu. Evet. Ne zaman başladınız hocam sanata, ilahilere, müziğe? Ne zaman başladınız? Çok küçük yaşlardan itibaren özellikle ben tabii aşıkları çok seviyorum. Böyle hak aşıklarını çok dinliyoruz. Hala da dinliyoruz. Evet. Ama böyle faal olarak, aktif olarak albümsel bir aktiviteye 2005'te başladık. 2005 yılından itibaren aktif olarak bu işin içine girmiş olduk. Ama öncesinde çok küçük yaşlarda birçok üstadları dinleyerek bu zamana geldik yani. Peki örnek aldınız bir sanatçı oldu mu? Yani sanatçı olarak ben genelde hak aşıklarını özellikle Aşık Reyhani bizim Erzurum'un yetiştirdiği Allah gerçekten büyük bir üstattı. Onun gibi işte Çobanoğlu, Aşık Sümmani Baba ki evet. Deyişleri, sözleri gayet güzel. Onları örnek alıyoruz. Günümüzde de örnek aldığımız değerli üstadlar var. Bu yani hak yolunda, ahlak, edep yolundan ayrılmadığı müddetçe biz herkese örnek alıyoruz. Facebook adreslerimizden mesajlarımız sıkça geliyor. İsterseniz bunlardan da biraz okuyayım. Nevin Bala, Sevilay Söylemez, Hüseyin Hilal Erva Ağız, Kenan Uysal, Ayhan Tetik, Özge Gamsız, Yılmaz Tarık Hanlıoğlu, Kudret Bıçak, Dilek Çelikkaya, Melek Çalış, Güngör Aslanol, Hülya Azimli bizlere mesaj atarak sizlere selamlar söylüyorlar. Programları izliyorlarmış. Ayrıca Esra Balcı İzmir'den ailece izliyorlarmış. Herkese çok selamlar gönderiyoruz biz de buradan. Hocam o zaman bir ilahiyle devam edelim. Sıradaki ilahiyimizde. İnşallah. Kurban Olduğum diye bir sırada eserimiz var. Hangi albümümüzde yer alıyordu hocam? Bu yine son albümde okuduğumuz söz bestesi Acizane bize ait. Sizin eseriniz. Yüce Peygamberimize olan aşk ve muhabbeti anlatmaya çalışıyoruz inşallah. Bu eseri tüm izleyicilerimize özellikle ben Nadir Bey'e buradan armağan etmiş olayım. Unutmadım albümünde yer alıyor değil evet. Mi hocam? O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden Kurban Olduğum adlı eser. Thank you.
senin hıncın, şirke vardır senin hıncın. Hak için vuran kılıcın kollarına kurban olan, kollarına kurban olan. Kurban olmuşum yoluna, muhtacım şefaatına, muhtacım şefaatına. Hem şanına hem moluna, ismine kurban oldum, ismine kurban oldum. Çol rahmetin diyarından yüreğim fırlar yerinden, yüreğim fırlar yerinden. Kalbim ferahtır serinden, yellerine kurban olam, yellerine kurban olam. Kurban olmuşum yoluna, muhtacım şefaatına, muhtacım şefaatına. Hem şanına hem moluna, ismine kurban oldum, ismine kurban oldum. Tuzaklar varken her yanda, Roma oldun payanda, Roma oldun payanda. Mutlu bir çal var sayende, yıllarına kurban olam, yıllarına kurban olam. Kurban olmuşum yoluna, muhtacım şefaatına, muhtacım şefaatına. Hem şanına hem moluna, ismine kurban oldum, ismine kurban oldum. Hep zaferlere savaştın, sade bir hayat yaşadın, sade bir hayat yaşadın. Omuzlarında taşıdın, güllerine kurban olam, güllerine kurban olam. Kurban olmuşum yoluna, muhtacım şefaatına, muhtacım şefaatına. Hem şanına hem moluna, ismine kurban oldum, ismine kurban oldum. Kurban olmuşum yoluna, muhtacım şefaatına, muhtacım şefaatına. Hem şanına hem moluna, ismine kurban oldum, ismine kurban oldum. Kurban olmuşum yoluna, muhtacım şefaatına, muhtacım şefaatına. Hem şanına hem moluna, ismine kurban oldum, ismine kurban oldum, ismine kurban oldum. Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah, sağ ol. Yine muhteşem bir eser. Evet hocam, konserler var mı? Konser yapıyor musunuz?
Tabii Ramazan gelince konserlere haliyle ara verdik. Fakat belediyenin düzenlediği iftar çadırları veya sahil alanlarındaki belediye etkinliklerine Ramazan boyunca katılmaya devam ediyoruz. Ama Ramazan öncesi ve Ramazan'dan sonra da yine inşallah öncesi olduğu gibi yine Ramazan sonrası konserlerimiz devam ediyor. Hocam şimdi albümünüzü inceledim. Albümünüzde çok ilginç eserler var. Mesela Sigara diye bir eser var. Sonra Nurlu Bacım diye bir eser var mesela. Bunların içeriğinde ne anlamda yazdınız? Yani neyi düşünerek yazdınız? Yani eserler bestelerinden öte sözleriyle mesaj vermesi gerekir. Yani eseri dinleyen, dinleyici kitle sözlerinden bir şeyler hissetmesi lazım. Bir eksiği gidermesi lazım. Yani eseri söyleyen sözleriyle önce hitap etmesi lazım. Bu anlamda, bu meyanda eser yapmak lazım aslında. Ama genel anlamda söyleyeyim ben. Genelde hep böyle besteler ön planda tutulur efendim. Onun melodisi, notası daha ön planda tutularak eserler dinleniyor. Aslında sözlerine dikkat edilerek eserler dinlenmiş olsa daha fayda sağlayacaktır. Bu açıdan biz de eserlerimizin bir faydası olsun düşüncesiyle mesela özellikle Sigara eserimiz. Bir mesaj veriyorsunuz yani. Yani bir mesaj vermesi lazım diye çok düşünüyorum. Yani Sigara, bunlar ilahi tarzında değil mi? Sigara ilahi tarzında çok hareketli bir eserdir. Tabi zamanımız olsaydı belki burada eserimizi paylaşırdık izleyicilerimizle ama evet. İnşallah internetten dinlerler inşallah. Evet. Ve Sigara içen kardeşlerimizin bu yani bağışlayın bu kötü alışkanlığı keşke bırakabilseler, keşke terk edebilseler. Yani sigara sağlığı bozuyor, sağlığı tehdit ediyor. Hatta artık bu zamanda haram noktasına gelinceye kadar artık sigara bu mahiyette bir değerlendirme de alıyor. Onun için bir faydası olur düşüncesiyle böyle bir eser yaptık. Eserimizi dinleyip de bırakanlardan da bana geri dönüşüm de oluyor. Çok güzel. Özellikle yakınımızda olanlardan hocam ben işte eserinizden etkilenerek bu sigarayı bırakmaya böyle, karar verdim diyenler de var. Yapmak lazım hocam. Sanatçılar yani mesela Nurlu Bacım eseri. Yani bu da Nurlu Bacım eseri var mesela. Orada da bir bayanın yani Nurlu Bacım eseri de yine yuva kurmak isteyen evet. Huzurlu bir yuva kurmanın temelinde eşlerin birbirleriyle anlaşmaları çok önemlidir. Birbirlerine karşı sevgi, saygı içerisinde olmaları çok önemlidir. Var. Onun için biz diyoruz ki kızımıza, gelin adayımıza gittiğin zaman yuvayı kur, sakın yuvayı yıkma diyoruz. Evet. Eserimizde böyle mesaj vermeye çalışıyoruz. Evet. Erdoğan amca, Aşık Turabi. Efendim. Şimdi kitabınızın hemen arkasında Beş Kıtayı Gezdim diye bir şiir var. Evet. Beş kıtayı gezdiniz mi yoksa bir şiir? Manen gezdim. Manen gezdiniz. Evet. Manen. Beş kıtaya gittiniz. Gezdim derken gezdirdiler yani. Evet. Benim gücümle değil, bir güç gezdirdim, manen gezdirdim. Hasan ile Hüseyin gibi gidenler, hepsi olmuşlar hay hay. Üç günlük dünyada unutursa onları Turabi, vay haline vay vay. Onları hiçbir zaman unutmamak lazım. Evet. Ehl-i Beyt konusu çok derin bir konudur. Evet. Bir kere onları hiç unutmamak lazım. Her evet. an canını tutmak lazım. Her gün değil de her an yani. Tabii. Yeni kitap çalışmaları var demiştiniz. Onlardan biraz var. Bahsedelim. Bir tanesini verdim yayın evinde duruyor. Bekliyor. Bir tanesi çalışma halinde duruyor. Bir tane daha var evde şimdi. O da çalışma durumunda. Erdoğan abi 336 sayfa bir kitap yani. Bu Aşk Evi'nin Gül ve Diken Bahçesi. Yazılma dönemi 1970'lere dayanıyor. O zamandan beri geliyor. Yazdım, peki duruyor. Bundan sonrakiler nasıl olacak? Yani kaç sayfa ya da 3 kitap daha hazır bekliyor demiştiniz evet. mi? Maşallah. Bunlar bekliyor. Sayfalar az olsun gerçekten. Ki okuyalım. Yoksa zaten milletimizde okuma kültürü bayağı düşük. 300 sayfa arasında böyle. 300 sayfa. Evet. Erdoğan evet. amcanın kitapları 300 sayfaya maşallah. Yakın. Bu 336 sayfa maşallah. Yani hiçbir şair, yazar bu kadar artık üstüne düşmüyor bu işin. Ama Erdoğan amca zaten Aşık Turabi ismi. Bu kadar olmayacaktı. Yayın evi bunu ortirinde numaralı yazılar var. Evet. Şiir değil de düz yazılar var. Evet. Onlara yanlışlık olmuşlar bunlara. O zaman Mustafa Bey
Den bir fon müziği alayım ben. Şöyle güzel, hareketli bir eser. Şiirle devam edelim. Sizden bir fon müziği alalım. Böyle Değildik isimli bir şiirimiz var. O da sizin biraz önce verdiğiniz mesajlara bir mesaj veren şiir. İnşallah. Bu Karakoç'un mu? Bu Yıldız Doğan'ın. Sevgiyle bakardık. Sevgiyle bakardık tüm insanlara. Nefret, kin bilmezdik. Böyle değildik. Düşkünü kollardık. Kucak açardık. Garibe gülmezdik. Böyle değildik. Yalan, riya yoktu, sözler senetti. Selam, her kapıyı açan biletti. Sevgi, saygı, vefa aynı niyetti. Dostluğu silmezdik, böyle değildik. Sabır vardı, şükür vardı, sır vardı. Edep vardı, haya vardı, ar vardı. Gönül vardı, sevda vardı, yar vardı. Sevgiden yılmazdık, böyle değildik. Gönül vardı, sevda vardı, yar vardı. Sevgiden yılmazdık, böyle değildik. Böyle değildik. Ederiz Mustafa Bey. Mustafa Bey ney ziyafeti veriyor bize bugün. Evet. Sağ olsun. Hocam, eserlerimizde mesaj verdik dediniz mesela. Ben tabii daha eserlerle de mesaj veriyoruz. Evet. Yani, doğru. Bu da mesaj veren bir şiir. O da güzel bir Mustafa şey, Yıldız'dan ait bir şey, şiirimiz. Sigara dedik, Nurlu Bacım dedik. Hep bir mesaj veren ilahi tarzı, müzikler. Birçok ilahi söyleyen sanatçımızı biliyorum ben. Ama böyle eserler söylemiyorlar. Siz neden bu tarzı kendinize böyle bir tarz edindiniz? Yani, böyle gündelik olmaktan öte kalıcı eserler aslında bırakmak lazım. Hani şairimiz diyor ya, daha doğrusu büyük bir üstadın dediği gibi, gök kubbede hoş bir sada bırakmak. Evet. Yani unutulan değil de unutulmayan, hafızalarda böyle yıllarca kalan, sözleriyle, bestesiyle, eserin kalitesiyle, yapımıyla, efendim onun tasarımıyla, her şeyle verilen, yapılan işe, yapılan çalışmaya verilen bir değeri gösterme anlamında kalıcı bir eser ortaya koymak lazım. Yani köşeden dönme, kısadan dönmeden öte uzun soluklu bir çalışma olması lazım diye düşünüyorum. O zaman siz zaten aşıkları örnek alan bir isimsiniz. Aşık yani Reyhani gibi, işte Murat Çobanoğlu gibi. Şimdi de önemli olan, yani ozanlık geleneğinin önemli bir isimlerinden Nuri Çırağ'ın bestesini yaptı. Sözlerini sizin yazdınız. Evet, sözler bize ait. Bestesi bir eserimiz var. Ne fayda? O zaman hemen onunla devam edelim. İnşallah. Aşık Nuri Çırağ'ına da buradan selamlar gönderiyoruz. O da Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir aşığımız, ozanımız. O zaman onun bestesini yaptı, sözlerini peki sizin yazdınız. Ne fayda eseriyle devam edelim. Thank you.
düşmanlıkta ele geçmez ne fayda, geçmez ne fayda, geçmez ne fayda. Yaptığın işlere pişman olursun, pişmanlıkta ele geçmez ne fayda, geçmez ne fayda, geçmez ne fayda. Senin olsa ne fayda, olsa ne fayda, olsa ne fayda. Nasibin kesilir, suda içmezsin. Deniz derya senin olsa ne fayda, olsa ne fayda, olsa ne fayda. Olsa ne fayda, olsa ne fayda, olsa ne fayda. Kefeninden başka senin neyin var? Mal dolusu çarşın. Olsa ne fayda, olsa ne fayda, olsa ne fayda. Olsa ne fayda, olsa ne fayda, olsa ne fayda. Dünya benim değil.
ne fayda. Bilmeyiz yalan yok kitabımızda. Şükür ki baba, ben senin oğlunum. Demirdir paslanmaz soyadımızda. Ne mutlu baba, ben senin oğlunum. İnancı Allah'ın şu gönlümüzde, ne bir leke ne bir kin var dünümüzde. Özümüz de bir bizim, sözümüz de. Şükür ki baba, ben senin oğlunum. Ağızka'dan gelir şanlı soyumuz. Uzar gider üç kıtaya kolumuz. Düşeni kaldırırız, veririz omuz. Ne mutlu baba, ben senin oğlunum. Varıyoruz menzile koşa koşa, örnek ala ala geldik bu yaşa. Diyorum engelleri aşa aşa, şükür ki baba, ben senin oğlunum. Garibe dertliye kol kanat gerdin, bir ekmeğin varsa onlarla böldün. Çok garibanın duasını aldın. Ne mutlu baba, ben senin oğlunum. Bilemedim babam, bilemedim. Hep sana sordum. Vatanın derdine kafa yordum. Sevgiyi ve saygıyı sende gördüm. Şükür ki baba, ben senin oğlunum. Dürüstlük sinede, mertlik yürekte. Gücümüz gizlidir, aynı bilekte. Bir gün, bir gün buluşuruz tek o dilekte. Şükür ki baba, ben senin oğlunum. Anlattın bana doğruyu, sabrettin. Düşeceğim an tuttun, yardım ettin. Millet neymiş, millet ne, sen öğrettin. Ne mutlu baba, senin oğlunum. Öyle delidir ki damarda kanım, aynı vücut, aynı canım. Cümle halem bilir beni Hakan'ım. Ne mutlu, ne mutlu baba. Ben senin oğlunum. Ne mutlu baba, ben senin oğlunum. Facebook adreslerimizden Recep mesaj atanlar: Recep Doğan, Ali Çavdar, Kadir Çoban, Esin Tatlı Türkmen, Ahmet Turan, Mustafa Kasapoğlu, Hülya Azimli, Ahmet İdin. Bu şiiri istemişlerdi. Onlara güzel gönderiyoruz. Güzel bir şiirmiş. Güzel. Daha önceki programlarımızı okumuştuk. Sürekli mesaj attılar bunu. İstiyorlardı. Çok güzel. Onları da kırmadık. Evet, Sayın Hocam. Yeni kaset çalışmalarımız, yeni albüm diyelim daha doğrusu. Eskiden kaset deniyordu ama şimdi artık CD değil mi hocam? Şimdi artık albüm, kaset olayı tarihe karıştı. Şimdi
Şimdi artık albüm. En son geçen sene yapmıştık. Bu sene. Yeni albüm çalışmalarımız şöyle devam ediyor. Sözlerini bitirdik sayılır. Beste aşamasındayız. İnşallah tamamladığımızda stüdyo çalışmalarına başlayacağız. Evet, Aşık Tur abi. Evet. Tur abi ne demek Erdoğan amca? Neden Tur abi? Kim koydu ya da neden Tur abi? Tur abi toprak demek. Evet. Bunu 30 sene önce falan İstanbul bir arkadaş. 30 sene önce Aşık Tur abi diye bu yola çıktınız. O şiir yazmaya başladınız. Bir isim taktı. Senin bahsen Tur abi olsun dedi. Ve öyle kaldı. Evet. 30 sene önce falan. Tur abi toprak demek. Toprak demek. Evet, Aşık toprak Tur abi. En büyük bir varlık yani. Tevazu bakımından. Evet. Ayak altında ama her güç onda. Toprakta yani. Evet hocam. Bütün hatta kusur ne varsa hepsini örtüyor toprak. Evet. Yani biz topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprağı biz de örtecek. O zaman güzel bir mahlas koymuş. Demir dayı verse toprak yapar demir. Güzel Aşık Tur abi. Demiri dayı toprak yapar yani. Evet. Hocam, Deli Gönlüm diye bir eserimiz var sırada. Sözler size mi ait? Bu eser anonim bir eser. Anonim. Ya ben çok araştırdım bu eseri albümü okurken. Acaba herhangi birisine ait midir diye bayağı araştırdım. Anonim olduğunu en son artık karar verdik. O zaman ama güzel bir eser. O zaman i̇nşallah sizden bunu alalım. Hareketli güzel bir eser. Arman edelim inşallah. Evet. Bu arada Hakan Bey, bizim albümlerimizi belki almak isteyenler olursa tabii. Nadir Kasetçilik'te bizim albümlerimiz bulunuyor. Manisa'da evet. Özellikle tabii. Nadir Kasetçilik'e uğrarsalar inşallah oradan albümümüzü alabilirler. Evet hocam. O zaman hiç lafı uzatmadan Deli Gönlüm diyelim. O zaman Deli Gönlüm. Peki. Buyurun hocam. Çıkar fiyat.
figanı, figanı, figanı. Aşıkların aşa çıka figanı, figanı, figanı. Yoldaş eyle bize yalap imanı, imanı, imanı. İstediğin bulur senden Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. İstediğin bulur senden Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Bu dünyaya gönül vermek hebadır, hebadır, hebadır. En güzel yardımcımız Hak Mevla'dır, Mevla'dır, Mevla'dır. En güzel yardımcımız Hak Mevla'dır, Mevla'dır, Mevla'dır. Çok sayıda mesaj geliyor Facebook'tan adreslerimize. Okuyabildiğimiz kadar okuyoruz. Okuyamadığımız olursa da kusura bakmasınlar. Şimdi hocam böyle programları yaparken sponsor desteği, mesela albüm siz yaparken de olmazsa olmazlardan. Kesinlikle. Bizim de bu programımızın sponsorları Akisar Marka Giyim, Ahmet Deneç, Berat Eren, onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz. Onların da yine ekibinde değerli insanlar var. Onlar da şu an bizi izliyorlarmış. Hasret, Torgut. Ona da selamlar gönderiyoruz. Samet Deneç. Ona da selamlar. Ayrıca yine bize desteklerini esirgemeyen sponsorlarımızdan Soma Ezgi Hırdavat, Tuncay Çelik, Ayşe Çelik çiftine de çok teşekkür ediyoruz. Bize verdiği desteklerden ötürü. Şimdi Mustafa Bey'den bir fon alacağız. Onlara bir şiir göndereceğiz. Şimdi Bahtiyar Gönlüm diye bir şiirimiz var. İsa Efe, değerli arkadaşımın şiiri, onun çıkardığı kitabında yer alan bir şiir. Ona da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Onun şiiriyle ona da selam göndermiş olalım. Buyurun Mustafa Bey. Sevdaya hasretim yıllarca. Şimdi genç oldu ihtiyar gönlüm. Mutluluk yüzüme mührünü vurdu. Bir başkayım bugün, bahtiyar gönlüm. Acılara kapımı kapadım artık. Sevdaya büsbütün kucağım açık, benden uzak olacak soğuk yalnızlık. Bir başkayım bugün, bahtiyar gönlüm. Akıl ermezmiş kader işine, bir bakarsın neler gelmiş başına. Aşkın konvoyu düşer peşine, bir başkayım bugün, bahtiyar gönlüm. Seven kalbin pembe olur dünyası, sevildikçe gerçek olur rüyası. Dostlara diyeceğim sözün kısası, bir başkayım bugün, bahtiyar gönlüm.
dostlara diyeceğim sözün kısası, bir başkayım bugün bahtiyar gönlüm. Kardeşim İsa Efe'ye ait değerli dostum, o da onun kitabında yer alan bir eser. Sağlık. Ona da selamlar gönderiyoruz. Evet, Aşık Turabi Erdoğan amca. Evet. Ne istiyorsun? Bu tarzınız zaten sizi tanıyanlar tarafından biliniyor. Şimdi mesajlar geliyor. Aşık Turabi kaç yılından beri bu tarzıyla tanınıyor? 1985'ten bu tarafa. 1985'ten beri evet. Aynı sakallarınızla, bu tarzınızla. Bir ara bir kazaya uğradı. Onu atlattık. Nasıl devam ediyor bu şekilde? Onun bir hikayesi varmış. Sizden dinleyelim. Hikayesi, evet. En küçük oğlum evlenecek. Nişan yapıldı ama sonradan bozulacak duruma geldi. Bunlar sebep oluyor. Bu arada kesmem icap etti. Yani 1985'te bıraktınız sonra, evet, sakalları. Sonra. 1995'te hiç ellemediniz o yıllarda, günler bunları, değil mi? Evet. Yani yaklaşık 19 senedir sakallarınız bu şekil devam ediyordu. Oğlum evlenince zamanları kesmem icap etti. Neredeyse hiç bozulacak yani. Bir ara kestik işte düğün yapılıncaya kadar. Ondan sonra gene bıraktık, devam ediyor bu şekilde. Onlara da selam gönderiyoruz burada. Hepsine selam olsun. Şimdi son 5 dakikaya girdik artık. Evet hocam, sizin eserinizle veda edeceğiz. Son sözlerinizi alalım önce. Sonra Erdoğan amcanın son sözlerini alırız. Sonra Mustafa kardeşim. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten dolu dolu güzel bir program oldu. Gerek Manisa Medya TV çalışanlarına, gerekse sizlerin özverinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizlerle tanışmama sebep olan Nadir Bey'e de teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki muhabbetimiz devam eder. Tabii inşallah. Her zaman kapımız açık, başımızın üstünde yerimiz. Erdoğan abimizi de burada tanımış olduk. Mustafa Bey'le de tanışmaktan memnun oldum. Böyle güzel bir ortamda siz değerli dostlarla buluşmak gerçekten Ramazan bereketi olması gerektiğini düşünüyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Bizler kırmadınız, İstanbul'dan geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür evet. ediyorum. Erdoğan amca, sen neler diyeceksin izleyenlere? Son sözlerimiz. Bütün çalışanlara teşekkür ederim. İzleyenlere de anlayışla, sabırla izlediler bizleri. Ondan teşekkür ederiz. Ve hayırlı Ramazan dilerim hepsine. Evet Mustafa Bey, siz neler diyeceksiniz? Siz de sağ olun bizi kırmadınız ne geçtiğinde. Teşekkürler. Ben de aynı şekilde yani hoş, güzel bir atmosfer var. Evet. Bizleri güzel ağırladınız. Teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar. Biz de sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Şimdi 11. eser Ravzası'nın önünde eseriyle hocam albümün de ismini taşıyor. Onunla veda ediyoruz. İnşallah. Her hafta cumartesi günleri 21.30'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler. Canlı yayınla her hafta sizlerin karşısında olacak. Yalnız Manisa Medya TV'nin tabi bazı kanallarla birlikte, birçok kanalla birlikte frekansları değişiyor. Türksat 4A'dan 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a başlayan gece frekansları değişecek. 12.457 frekans, sembol 30.000 dikey olarak yazarsanız zaten şu anda da at yazımızdan geçiyor. Evet. O zaman hocam lafı fazla uzatmadan bizi izleyenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Her hafta cumartesi günleri 21.30'da buradayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Haftaya buluşmak üzere. Hocamın Ravzası'nın önünde isimli eseriyle veda ediyoruz. Allah'a emanet olun. Haftaya buluşmak dileğiyle. Thank you.
çekerler o zemzem suyu. Muhammed'den aldık o güzel huyu. Yanıyor anlarım, içim yanıyor. Beni böyle görenler mecnun sanıyor. Yanıyor anlarım, içim yanıyor. Beni böyle görenler. Burad isteyenler burada ersin.